birazcık böyle tantuni de andırıyor. Ama içine değişiklik olarak işte mantar, kapri biber koyacağım. Ne malzemelerim var? 2 tane tavuk göğsü etim var. 100 gram tereyağım var. 2 yemek kaşığı salçam, kırmızı biberim, mantarım, domatesim ve yeşil biberim var. Tabii ki bunları lavaş içinde yapacağım. Şöyle hazır lavaşlarım var. Hadi o zaman başlayalım. Öncelikle tavuklarımı kuşbaşı değil de kuş gözü güzelce doğrayacağız. Evet canlar, tavuğumuzu güzel şöyle küçük küçük doğradık. Ben şimdi bunun içine önce bir 100 gram tereyağı koymuştum. Şimdi tavuklarımı doğradım. Bunları şimdi pişirmek için ocağa bırakıyorum. Ocakta bunlar biraz pişerken ben de bu arada sebzelerimi aynı boyutlarda küçük küçük doğrayacağım. Diyebilirsiniz. Küçük küçük doğruyorum ya. Ama tantunide şöyle bir fark var. İçine kuyruk yağı da ekliyorlar. Ve hani bu kadar iç malzemesi olmuyor. Daha bol etli oluyor. Ve maydanoz koyuyorlar. Biz maydanoz koymayacağız. Ne koyacağım ben? Kırmızı biber doğrayacağım. Mantar doğrayacağım. Domates doğrayacağım. Yeşil biber doğrayacağım. Şöyle bir tane kırmızı biber. 2 tane mantar. Bir domates. Şöyle küçük küçük 3 tane de köy biberi yeterli gelecektir. Ben şimdi bunu yavaş yavaş doğramaya başlıyorum. Sebzelerimi önceden yıkadım. Şöyle açayım. Kırmızı biberim içine alayım. Ve bunları da aynı tavuklarımın boyutunda küçük küçük doğrayacağım. Hatta tavuklardan biraz daha küçük olması lazım ki tavuklar göze çarpsın. Değdirirseniz ya da silebilirsiniz. Ama zaten hemencecik şöyle soyulu veriyor. Kök kısmını da şöyle azıcık dibinden alıyorum. Şimdi doğrayacağım. Hiç su koymadık. Gördüğünüz üzere yağ ve tavuğun kendi suyuyla beraber bayağı bir suyu çıktı. Ben şimdi içine 2 yemek kaşığı salçamı ekleyeceğim. Şöyle onu da. Neden salça ekliyorsunuz diye sorarsanız. Biraz daha ben böyle koyu kıvamlı olsun istiyorum. Bir de şu an yaz değil ve domatesin tadı çok yani 10 numara çok şahane değil açıkçası. O yüzden biraz salçanın ona hem kıvam hem lezzet katacağı için güzel salçamı ekliyorum ve karıştırıyorum. Bu arada şimdi hepsini beraber karıştıralım. Bir tane doğranmış domatesim var. Onu da ekliyorum. Karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bunu diyeceksiniz ki o zaman daha tuz eklemediniz. Evet, şimdi artık tuzun, karabiberin, pul biberin, nanenin hepsinin vakti geldi. Şöyle bir karışsın. Şöyle tuz ekliyorum. Biraz şöyle karabiber ekliyorum. Biraz nane ekliyorum. Pardon, biber ekliyorum. Biraz nane ekliyorum. Ve ben pul biberi çok fazla koymayacağım. Ama siz biraz acı seviyorsanız eğer kesinlikle çok yakıştığını söyleyebilirim. Biraz pul biber koyun. Şimdi bunu bu şekilde bırakacağız. Bu kendi kendine pişecek. Evet canlar, tavuklarım yumuşayıp sebzelerim pişene kadar bunu kendi haline pişmesi için
bu şekilde bırakıyoruz. Ama mutlaka arada gelip karıştırmayı sakın ha sakın unutmayacağız. Evet canlar, tavuk sotemiz olay oldu. Ben şimdi bunları dürüm haline getireceğim. Nasıl yapacağız dürümümüzü? Şöyle lavaşlarım var, hazır markette satılıyor bunlar. Böyle uf ekip eriyor şu an. Şöyle bandırıyoruz. Daha sonra içine biraz et sotem, tavuk sotemden koyuyorum şöyle. Siz bunu çatal patates falan da kızartıp ekleyebilirsiniz. Yanına turşu, ayran, Allah! Yine de yanında yat yani. Daha sonra bunu bu şekilde güzelce, şu an çok sıcak, sarıyorum. Ve şuraya koyuyorum. Şık sunumlarla. Eminim ki iştahları açılacaktır. Şimdi sizin için ben bunu tabii ki tadına bakacağım. Yani inan hiç istemeyerek de olsa şöyle göstereyim içine. Böyle bir lezzet, böyle bir şey yok yani. Acayip güzel olmuş. Kesinlikle denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Sayfama abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.